Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi günler dilerim. Benim kendi tohum listemdeki 3 tohumu size aktarmak istiyorum. Tabii aklınıza ilk önce keten tohumu gelecek, hemen arkasından da çaya tohumu gelebilir. Buna katılıyorum. Benim 3. favorim ise üzüm çekirdeğidir. Diğer tohumları da sıralamaya sokabilirsiniz ama genelde benim tohum önerilerim bu şekilde özetlenebilir. Tabii... Keten tohumu çok uzak ara önde. Neden keten tohumu uzak ara önde? Çünkü çok zengin bir omega 3 içeriği var. Şöyle bir örnek vereyim size. 100 gramında 22.813 miligram yani yaklaşık 22.8 gram kadar omega 3 var. Ve günlük tüketim önerisi erkeklerde 1.6, kadınlarda ise 1.1 gram. Yani çok çok yüksek. Dolayısıyla 100 gram tükettiğiniz zaman bütün keten tohumu omega 3 ihtiyacınızı karşılıyor. Tabii ki liften zengin. Ee, şekeri düşürmeye yardımcı, kolesterolü düşürmeye yardımcı, insülin duyarlılığına katkıda bulunuyor ve böylelikle kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Bunlar ilk başta aklımıza gelen keten tohumu ile ilgili olan faydalı yönler. Bir de çiğ tohumu var. Çiğ ee, tohumu da özellikle ee, gene aynı şekilde omega 3 açısından son derece zengin. 100 gramında 17.8 gram kadar omega 3 içeriyor. O da liften zengin. Özellikle cilt ve kemiklere iyi geliyor. İnsanlar genellikle kilo için çiğe tohumu kullanırlar. Ama yapılan araştırmalarda görülmüş ki çiğe tohumu o kadar yardımcı değil. Yani beklediğiniz kadar kilo veremeyebilirsiniz. Bunu özellikle iletmek istiyorum. Üçüncü sırada üzüm çekirdeği ki ben çok önemserim üzüm çekirdeğini. Çünkü niye diyeceksiniz? Çünkü bunun içerisinde özellikle kabuğunda ve çekirdeğinde güçlü antioksidanlar var. Flavonoidler var, karotenoidler var, antosiyaninler var. Hepsi bunların, hepsi çok güçlü antioksidan maddeler. Ve genellikle renkli olan tüm sebzelerde ve meyvelerde bulunurlar. Bu açıdan antioksidan özelliği açısından üzüm çekirdeği geçmişten günümüze enfeksiyon hastalıklarında kullanılmıştır Hipokrat'tan bu yana. Bu antioksidan özelliği itibariyle üzüm çekirdeği ile ilgili belli bir doz söylemek mümkün olmadığı için veya istenilen doz yüksek olduğundan dolayı genellikle batıda üzüm çekirdeği ekstresi kullanılır. Ve bu üzüm çekirdeği ekstresinin yani 300 mg'dan başlayıp 800 mg'a kadar kullanılması önerilir ve minimum 8 hafta hatta 16 haftaya kadar uzatılırsa ancak o zaman gerçekten etkilerinin ortaya çıktığı düşünülüyor. Tabii üzüm çekirdeğini yani tıbbi amaçlı kullandığınız zaman küçük ve büyük tansiyonunuzda birer puan düşebilir. Bu da beklenilen bir şey. E, pıhtılaşma hücreleri üzerinden kanı sulandırabilir. Dolayısıyla hep uyardığımız şey kan sulandırıcı ilaç kullananların bunu kontrol etmesinde fayda vardır. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız zaten rutin kontrollerinizde mutlaka pıhtılaşma ile ilgili testler yapılıyordur. Bir de üzüm çekirdeğinin böbreklerde protein kaçağını azalttığı yönünde de bazı bilgiler var ama bunların hepsi çok netleşmiş bilgiler değil. Bir de diyabetik hastalarda özellikle gözde retinopati gelişmişse orada bir miktar ödemi azalttığı yönünde de ufak tefek bazı çalışmalarla ilgili sonuçları gördüm. Bütün bunların toplamında, bütün bunların toplamında özellikle yulaf ezmesiyle beraber yani birer çorba kaşığı olmak üzere veya birer tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Tamamıyla zevkinize bağlı. Yulaf ezmesi artı yarım bardak yağlı süt veya yarım kase yoğurtla beraber ki bunlar bizim günlük dozumuz itibariyle söylediğimiz miktarlardır. Bunları tüketebilirsiniz. Oldukça faydalıdır. Böyle bunları karıştırarak tüketmekte fayda var çünkü bunlar bir miktarda kabızlık yaparlar çünkü liften zengindirler. Buna da dikkat etmek lazım ve böyle tükettiğiniz zaman da bir öğün yerine geçtiğini de kabul etmek gerekiyor. Ee, yulaf ezmesinin haricinde salataların üzerine dökülebilir. Hatta fırında peksimet yapılır. Akıtma dediğimiz pancake tarzı olan şeyler vardır. Hatta bunlar çıtır çıtır yenir ve böylelikle de bir atıştırmalık olur. Son derece sağlıklıdır. Veganlar aynı zamanda bunu smoothie olarak da kullanırlar. Onu da size öneririm efendim. Efendim değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.